Müzik bence insanın kendi özüne giden en direkt Allah'a giden haliyle. Dolayısıyla Allah'a giden en kestirme yol olarak görüyorum. Müziğin dudağı ve dili yok. Dudağı ve dili olmayan bir lisandır müzik. Öyle olmuş oluyor. Çünkü dilimizi, dudağımızı kullanmıyoruz müzikte. Sadece ruhumuz şakıyor içeriden. Yerde okumuştum. Diyor ki müzik titreşimin sanatı ve ilmidir. Çünkü hem sanat olmakla beraber bütün kainattaki bütün kanunların müzik içinde olduğu. Çünkü kainat titreşimden ibaret. Her şey titrer. Belirli bir frekansa geldiği zaman belirli bir şekilde görülür. Cenab-ı Hakk'ın şeyiyle, enerjisiyle her şey titremekte. Ve bu değişik frekanslarda titreşimler bir araya geliyor. Bunlar koku oluyor evvela. Ondan sonra daha büyüdükçe madde oluyor. Daha büyüdükçe gözü ışınlar, şualar meydana geliyor. Eksey ve kainattaki en yüksek titreşim insan ruhu. Bir gün çalıyordum evde. Aslında bağlama çalıyordum. Annem böyle içeri girdi, yaz günü sıcakta. Annem girdi baktı, ne yapıyorsun burada içeride dedi, sıcakta, çık dışarı. Arkadaşlarımla oyna havalan. Fakat annem içeri girdiği zaman ben yerinden zıpladım. O kadar dalmışım kendime. Ve o zaman bende o şuur hali uyandı ki, ha dedim ben çalarken ne yapıyoruz? Biz kendimiz de bir oluyoruz. Dua ederken ne yapıyoruz? Yine aynı şey oluyor. Çünkü duaya yöneldiğimiz zaman dış dünyayı blok ediyoruz, kendimizle beraberiz. Cenab-ı Hakk'ın önündeyiz ama Allah'la beraberiz ama Allah'a giden yol kendimizin özü. Kim kendini bilirse Allah'ı bildi. Çünkü kendi Allah'ı bilmek kendimizi bilmekten geçtiği için kendimizle beraber kaldığımız an Cenab-ı Hakk'ın huzurundayız. Çünkü Cenab-ı Hak kendini bizle ortaya koyduğu için. Yani o zaman ben kendime belki herkes için aynı olmayabilir. Tabii bu benim kendi hissim. Ve ben onun için çalmak benim için dua etmektir. Hissini oradan kaptım. İlk öğrendiğim sazlar bağlama ve dilsiz kavalıydı. 67 senesine kadar Adana'da yaşadık. Ondan sonra İstanbul'a taşındık. 67'de İstanbul'a geldik. Geldiğimin ikinci günü de şans işte Allah her zaman ben çok şanslı hissediyorum kendimi bu yüzden. Ahmet Sezgin'in kavalcısı askere gitmişti. Ekrem Şahin. Kavalcı arıyorlar. Ve ben hemen gittik konuştuk ve tutuldum. Çaldım bir parça. Dedi o çok güzel hemen tutuldun. Orhan abi, Orhan Gencebay baş bağlaması. Ve öyle iki sene Orhan Gencebay'la beraber Ahmet Sezgin'e çaldım. Ve aynı zamanda da stüdyo müzisyen olarak 9 sene, 76 senesine kadar İstanbul'da yaşadım. Burada İstanbul'da yaşadığım 9 sene zarfında stüdyo müzisyen olarak çalıştığım zaman çok büyük bir birikim aldım. Çünkü stüdyoya gidiyoruz, her türlü pop müzik olsun, klasik müzik olsun, folklor olsun, hele o zaman arabesk müzik çok meşhurdu. Onda biz arabesk tür çaldığımız için de ve orada edindiğim repertuar ve askerdeyken de klasik repertuarım gelişti. Aslında oradan aldığım birikim benim için yeterliydi. Ben orada hiçbir şey yeniden öğrenmedim. Sadece içimde olanları çıkarttım tekrar. ...76'dan beri Amerika'da yaşıyorum. 31 sene oldu şu anda.
İlk gittiğim zaman çok sıkıntı çektim ben. Çünkü 12 yaşımdan beri hep müzisyendim. Ben ilkokuldan sonra İmam Hatip Okulu'na gittim. İmam Hatip'te 6 sene okudum. Ve 6. senede müzisyen olmanın en büyük ideal gaye olduğunu, bütün meslekleri kapsadığını hissederek okulu bıraktım. Ama okumayı bırakmadım tabii. Hala da dini yönden, her türlü yönden kendimi geliştirmeyi, okumayı çok seviyorum. Ve o yüzden oraya gittiğim zaman bu ortamı bulamayışım çok zorladı beni. 6 ay müzik yapamayışım. Ama 6 aydan sonra, kabullendikten sonra her şey çözüldü. Bir fabrikada çalışmaya başladım işte, o bütün Türklerin çalıştığı terzi fabrikasında, eşimin ailesi de, eşim de orada çalışıyordu. Orada 17 sene Hacı Bektaş'ın tekkesi olarak kabul ettim. Kabullendikten, tamam dedim, ben burada hizmet vermem lazım. Çünkü yeni bir toplumdayım. Lisan öğrenmem lazım, toplumu öğrenmem lazım. Kabullendikten sonra zaten etrafımdaki bütün makineler, çok büyük makineler, çünkü döndürdüğü zaman yüksek sesler, diye saksafon, trombon, her şey etrafımda. Ama dedim, tamam, benim evde olmak zorunda değilim müzisyen olmak için. Müzisyenler hep etrafımda. Orada şarkı söyleyerek, ıslık çalarak bütün praktislerime devam ettim. Eve geldiğim zaman da zaten 2 saat uyurdum, sonra kalkardım. 4 saat günlük praktislerimi hiç bırakmadım. Ve öylece Brian King'le tanışana kadar hayatım hep, çünkü tek şeyini düğünlere çalmak, partilere çalmakla müzisyenliğimi idame ettirdim. Ama Brian'la tanıştıktan sonra Kanuni Süleyman'ın hayatını anlatan bir dokümenter filmin müziğini yaptık beraber. Ve o çok tutuldu. Sonra şirketten bize ikinci bir teklif geldi. Yani Fire Dance planı yaptık beraberce ikimiz. Bütün enstrümanları çaldım orada. Ondan sonra o tuttu. Bir anda Sky 3. CD'mi yaptım ve öylece 4. CD'den sonra bana 5 yıl kontrat yolladılar ve fabrikayı bıraktım o zaman. 95'ten beri de müzisyen olarak işte bütün dünyaya gidiyoruz, paylaşıyoruz içimizdeki güzellikleri. Potansiyeli yüksek bir tohum var ama bu tohumun gelişmesi için toprağa da ihtiyacı var, bakıma da ihtiyacı var. Onun için insanın bulunduğu, o kabiliyetli insanın büyüdüğü yerdeki çevre çok önemli. Onun kabiliyetini geliştirmesi için ve ayrıca o tohumun sahibinin de kendisini sulaması, devamlı egzersizlerle öğrenmesi, çünkü ilim olduğu için o sanat hakkında gerekli bilgilere edinmesi şart. Yani 3 şey aslında. Yalnız kabiliyetle de kalmıyor. Allah vergisi kabiliyet bir yere kadar gidiyor. Ve onu biz etrafımızdaki insanlarla, mesela ben o yüzden çok şanslıydım. 2 abim vardı devamlı seyredebileceğim. Hala da işte sabır ağacımın bulududur benim abim, hacı abim. Devamlı bana önümde bir örnek gördüm. Ve bir de kendi öğrenme aşkım ve çalışma azmim devamlı, hala bırakma. 12 yaşımda bir her gün hiç aksatmadan her gün egzersiz yaparım, vücudumun farkındayım. Çalmak benim için bir duadır. Ve ben nerede olursam olayım, çünkü çok pavyonlarda da çaldım. İlk bizim okulumuz Adana'da. Adana'da çok pavyon vardı. Müzisyenler için de çalacak tek yer. 12 yaşındaydım. Hatta polisler geldiği zaman beni masanın altına saklarlardı, yaşım müsait olmadığı için. Hani öyle anlarda bile dış dünya benim için hiçbir zaman önemli olmadı. Yani dış dünyanın bana olan etkisi. Benim dış dünyaya olan alakam her zaman mühimdi, her zaman hayatımda. Ben ne düşünüyorum? Ben neredeyim?
pavyonda da olsam, gece kulübünde de olsam, kim için çalıyorsam çalayım, ben sadece içimde kendimle o mutluluğu yaşıyorum. İçimdeki o hazzı bulup dışarıya aktarmak. İnsanlardaki o onların dikkatini çekip onlara yollayabilmek. Onun için büyük bir aşk. Bu aşk içimde geliştiği için bunu devamlı hala da gelişiyor. Bu hiç her yerde benim için aynı. O aşkı yaşıyorum yani. Ben içime girdiğim zaman nefesimin farkına varıp bu nefesimi sazımla olsun, söyleyerek olsun, neyimle, zurnayla olsun insanlara vermek, bu içimdeki huşuyu hissettirmek. Çünkü Yaradan'a olan hayranlığımız birincisi, en birincisi ona hayran olmak ve yaradılanları da Yaradan'dan ötürü sevmek. Sufizmin ben öyle tanımlıyorum kendimce en büyük özeti, evvela Yaradan'a hayran olmak, ondan sonra da yaradılanları Yaradan'dan ötürü sevmek ve onlara sevgi, huşuyla bakabilmek. Gece olduğu zaman, gece devam etmeyeceği için gündüzü düşünmek. Gündüz olduğu zaman da, gündüz devam etmeyeceği için hani hep geceyi düşünmek. Yani hayatta hayatımız çok kötü olduğu zaman, iyi olan zamanı. Çünkü hiçbir zaman hiçbir şey devam etmez sonsuza kadar. Muhakkak bu da geçecek. Ve bu siyahtayken beyazı düşünüp, beyazdayken siyahı düşünmek. Ve o zaman iki tarafı yaşamış oluyorsunuz. Yani bolluk geldiği zaman darlık gününü düşüneceksin. Darlık geldiği zaman bu darlık devam etmeyecek, sabırlı ol, bolluğu düşüneceksin. Yani buradayken devamlı karşıda olmak, hani Cenab-ı Hakk'ın kendine yansınıp kendinden kendini seyretmesi gibi. Oraya gidene kadar edindiğim sabır ağacının, eğer baktıysanız orada birinci hocamdan notaları, makamları öğrendim. Ritimleri ve makamları. Orhan Gencebay, onunla ben gidene kadar 9 sene onun yazıhanesinde beraber kaldım. Kompozisyonun sırlarını hep devamlı önünde seyrettim. Kompozisyonu. Burhan Baba'dan ritim ve balansı öğrendim. İsmet Sıral'dan müziğin felsefesinin özünü öğrendim. Ve abim de devamlı benim için bir örnek oldu. Ve bu zaman zarfında bu insanlardan aldığım şeyleri, oraya gittiğim zaman hep bunları ortaya çıkarttığımı hissettim. Yani dışarıdan müzik olarak sanatıma bir katkının yani beni yükseltecek bir şey değildi. Sadece bu sahip olduğum şeyleri ne kadar kolaylıkça adapte olabildiğimi gördüm o öbür insanlardan. Çok kolay uyuştum. Çünkü Allah rahmet eylesin, bilhassa Burhan Baba bana o öğrettiği sırlar ve ritim hakkında, ritim bilmem, notayı öğretmesi bana, notayı bilmem, lisan olarak insanlarla şey yapmam. Tabii bana devamlı bu bir rahatlık verdi insanlarla bir arada. Herkeste çok çabuk bağdaştım, çok çabuk nereye gittiysem, bir de tabii neyden dolayı zurnada, bilhassa ney ve zurna ikisi birden böyle hep şaşkınlıyordu insanlar. Hemen sarılı seviyorlardı beni, hep devamlı takdir ediyorlardı verdiğim şeyleri. Ney ve bağlama benim temel enstrümanım. Zurna da çalıyorum, ut da çalıyorum. Utu geliştirdim. Porkaşinciyim aynı zamanda, darbuka çalarım bütün. Çünkü bateri 3 metot bitirdim. Benim Burhan, rahmetlik Burhan Baba, Burhan Tonguç. O bana demişti, hangi enstrüman çalarsan çalsın, müzisyen evvela porkaşincidir, ritimcidir. (Gülüyor)
Bir melodi yapacağım zaman o melodiyi dinlerken ya tüylerim kalkması lazım ya gözümün yaşarması lazım. Onun için benim için bir şey gibi o yani bir kanun. Çünkü o zaman ben bu beni etkiliyor. Bu beni etkiliyorsa insanları da etkiler. Yoksa bir şeyi yapmış olmak için yapmak değil. Evvela ben onu hissetmeliyim, duymalıyım, bunda bir mana var. İnsanlarla paylaşmaya değer deyip öyle yapıyorum. Eğer bu yoldan çıkarsak, sırf yapmış olmak için yapmazsak bir şeyi hakikaten bunda bir mana var, bir anlam var. Bunu insanlara paylaşayım, insanlara ileteyim dersek o zaman başarıya ulaşmamız daha yüksek. Müzisyenliğin en büyük güzelliği de işte dilsiz ve dudaksız lisan olduğu için, ruhunuz şakıdığı için bu güzelliği içimizde geliştirip insanlarla paylaştırmak. Hani baktıkları zaman huzurlu bir insan var. Hep devamlı kavga eden, mutsuz insanlar da var ama bak huzurlu insanlar da olabiliyor ve bütün insanlarla bağdaşan insanlar oluyor. Mesela ben sahnede Ermen arkadaşım var, Yunanlı arkadaşım var, İsrail arkadaşım var. Hep beraber bir misal oluyor. Bak demek biz müzik sayesinde bir ortak noktamız var. Paylaşabileceğimiz, mutlu olabileceğimiz insan olarak güzellikleri paylaşmamız mümkün. Bu bütün gayemiz bu zaten. Yani içimizdeki güzelliği paylaşabilmek, insanlara örnek olmak bu mümkündür diyebilmek. I think he's one of the wonderful people that I worked with in my life, you know, and that's what I think we're still working together for many, many years. He's very easy to get along, he's very humble, he treats everybody equally. And as I said, it's a great experience just to be around him, and we have a wonderful relation on all levels, you know, and I feel lucky. This guy is like his music. I mean, he's very simple, very good guy, he can be your best friend. I've been playing with him since like 3 years ago and 4 years ago, and I feel like a family. So that says a lot, I think. It's okay. Like a brother to me. Personally, he's the most gentle and friendly soul I've ever met. He's really inspiring in so many ways, and I feel like he gives so much for himself to the music, and it made me also commit wholeheartedly. Bir defa işini çok düzgün yapıyor. Bu onun başarılı olmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi. Tabii bunların hep yardımcı faktörleri var. Kişiliği bunun müziğiyle birleştiği zaman çok daha fazla yardımcı oluyor ona. Neden? Çünkü bir iş için bir şeye soyunduğu zaman Ömer Faruk, onun en ince detayından en yüksek yerine kadar hepsini tek tek kontrol eder. Sizler de onu gözlemlemişsinizdir. Yani en ufak detayına kadar bunları inceleyip sıkalayıp ince dokumak diye bir şey, inceleyip sık dokumak diye bir şey vardır ya. Faruk abi tam bunun mucididir diyebilirim yani. Babam olduğu için yani çok sevdiğim birisi. Aynı zamanda babamın öğrettiği felsefe ve yani yaşadığı hayat tarzı çok pozitif bir bakış. O yüzden tabii ki çok seviyorum ve bana verdiği ve öğrettiği şeyler de kendi hayatımda da bana yardımcı oldu. So yani çok üstün tuttuğum birisi. Tabii babam, atam. O yüzden yani tabii ki çok seviyorum.
ne verirsen yaptım, ben bir şey istemiyorum. Hiçbir şey istemedim, hep öyle dedim. Rabbim, sen bana kanaat ver, seninle olayım yani. Kulluğumu idrakini artır, güzelliği yaşayabileyim. Başka bir duygu yok.